Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımızı hep birlikte dinleyelim. Öncelikle tabii ki de e, hepimizin birbirinden farklı problemleri, sorunları var. Bugün yüreğimiz birbirimizden farklı konulardan dolayı kanıyor, yaralı ama herkes e, kolektif halı olduğu için uyanlar sizin uymayanlar Hmm, evrenin olsun değil kimse de yüreğinizdeki yarayı küçümseyemez böyle bir hakkı da yok. O yüzden siz kendi yüreğinize yoğunlaşın arkadaşlar. Bakalım neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum. Aramızda ilk kez e, katılan arkadaşlarımız da oluyorlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben size fincan görsellerimi de şöyle göstererek yorumluyorum. Ee, çok güzel. Geçmişinizde çok temiz bir yola gitmişsiniz. İki kişi gitmeyi hayal ettiğiniz olabilir. Son zamanlarda, son 10 gün içerisinde gitmek için konuşulmuş bir yolda olabilir elbette ki. Ee, şimdi ben tabii ki de bir fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiren bir yorumcuyum. Bunu niye yapıyorum? Hala etkisindeysek yansır. Ama seneler evveliden kimse bir şey bilemez. Açmış kollarını böyle uçarak Resmen bir insan var böyle. Siz kanatlanmış kuş gibi görüyorum. Arkanızda da bir ku. Böyle ördek gibi hatta ku demeyelim ona. Bir kısmet varmış. Arkanızdan sizi bırakmak bilmiyor. Siz de kollarınızı açmışsınız. Böyle uçarak adeta süzülür edasıyla. Yanı başınızda da bir insan sizi bekliyor. Nerede kaldın diye. Şimdi alt tarafta insanlar bununla ilgili inanılmaz fesatça konuşuyorlar. Her ne yaptı arkadaşlar son zamanlarda bilin ki etrafınızdaki insanlar bunun arkasından konuşuyor. Hatta aileyle alakalı ayrı bir olay görüyorum burada. Son zamanlarda dışarıya yansıttığınız konuların farklı olduğunu görüyorum. Yani hem evli evlilik hayatınızdaki sorunlar hem de anne babanızla alakalı yaşadığınız problemler gibi değerlendirmek mümkün. Ha iş ve ailedir. Atıyorum işte okul ve sevgililiktir. Bunu kim nasıl değerlendirecekse kolektif olduğu için ben örneklendirdim sadece iki ayrı mevzuyu eş zamanlı çözmek için mücadele veren bir ruh görüyorum burada güzel gelişmeleriniz olmuş ama mesela şöyle olmuş siz ee, okulda güzel gelişmeler beklemişsiniz sevgililik hayatınızda güzel ağlatmış işte siz sevgililik hayatında güzel gelişmeler beklemişsiniz hop birden okuldan güzel ee, haberler gelmiş Böyle evet baktığımız zaman güzel diyebileceğimiz haberler. Sizin içinizi açan diyebileceğimiz haberler. Ama sanki zamanında gelmemişler gibi hissetmişsiniz. İki kişi çok net bir şekilde karşılıklı. Bakın. Şimdi siz bir bütün ailesiniz. Yani sizin yanınızda partneriniz var. Kafa kafaya konuşup sonrasında birinin karşısına dikiliyorsunuz. O kişi ise hem ayağında bir engeli var. Bir. Hem de arkasında iki kişi duruyor. iki. Yani... Sizin konuştuğunuz kişi bir kere size oranla daha şanssız, daha arkasındaki problemlerle uğraşıyor. Yani o yüzden şunu söyleyebilirim. Siz zaten başlı başına sorunlu bir insanla uğraşıyorsunuz. Kız kardeşinizdir ya, canınız kanınızdır. Yani atıyorum kızınız evladınız olduğunu varsayarsak bunu. Siz diyorsunuz ki işte ben kızım evladım babanla şunu şunu annenle bunu bunu yaşıyorum. O kişi iki çocuğundan problemli borcu var eşten sıkıntılı böyle bir daha bir sıkıntısı var o insanın. Karşınızdaki insanın sıkıntısı sizden daha fazla oldu aşikar bu onun ruh haline yansımış. Şimdi ikiniz de evli ve boşanmayı niyetlenmiş iki yetişkin insan olarak bakarsak size oranla karşı tarafın sorunları daha büyük. Ve bununla alakalı son 20 gündür çok ciddi anlamda sıkıntılı ve e vesveseli diyebileceğim. Hani ne olduğunu da bilemediğiniz için ne yapsak diye kaygılarla yaşadığınız diyebilirim böyle bir süreç geçmiş ki bu iki kişi bence şuradaki yol iki kişiyi içeriyordu ve gitsek mi diye hayalini kurduğunuz bir konu olabilir. Alıp başımızı buralardan gitsek mi? Ha bu arada karı kocasınızdır. Bu iki kişi olarak baktığımızda derim ki o kendi ailesiyle ilgili sıkıntıları var. Sizin kariyerle ya da anne kendi ailenizde ikinizin de sıkıntıları birbirine denk gelmiş maalesef ve bununla ilgili bir mücadele geçirmişsiniz. Bugün baktığımda yine ama aynı bağı görüyorum. Şuradaki bağ ile Bakın şuradaki bağ ile şuradaki bağ aynı. Bu ikili birbirlerine sarılmışlar. Kafa kafayalar, dudak dudağlar, kumrular. Ve ikisinin buluştuğu noktada şu çıkmış. Kısmetleri tepelerinde ortak noktadalar. İkisi de aynı şeyi düşünüyor. Ruhtaşlar, düşünceleri bir. Yani aşk bulmuşsunuz. Aşk gelmiş sırada. Şimdi bir kere süzülerek giden bir... Bir 15 gününüz tıpkı geçirdiğiniz son 10 gün gibi biraz biraz böyle konuşulmalı geçer. Yani o şu oldu büyük bir gelişme oldu diyeceğim bir süreç değil de birbiri ardına aynı dün gibi işte yarın haftaya ne yaptın işte aynı hatta -hat Trakyalılar aynı beya derler ya hani o misal o yüzden aynı diyeceğiniz günleriniz var. Bir gelişme beklemeyin. aya Hayatınızın 15 günü. Ama şimdi mesela bir 15 gün derken de şavakamaka artık hani Ramazanı da yani çok yarılıyoruz desek yeri daha var. Evet ama neredeyse yarıladık da diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar sanki bayram diyebileceğim bir süreç dilimine tekabül ediyor muhtemelen. Hani Ramazan ayında hiçbir şey gelişme olmaz da sanki bayram sonrası, bayramda şunu yapacağız. Ne yapacaksınız? Bir kere bu bir para. Mesela bu bir hak. Ve burada sizi gördüğünüz üzere çok nerede şuradaki belirsizlik, nerede şuradaki keskinsiz. Yani çok netsiniz bir defa. Arkanızda kim var yine? Yine eş. şuradaki ikili var ya güzel bir ikili. Sevdim ben. Eştir, dosttur, kardeştir bilemedim ama neticede birlikteler karı kocasınızdır ve abi kardeşsinizdir. Birsiniz yani. O kişiden size yamuk gelmez. Bu anlamda içinizi rahat tutun. Ki amacınız neyse bayramda da halletmek üzere yola çıkıyorsunuz. Siz yarı yolda da bırakmıyor. Konuşmacı siz arkanızdaki sanki siz onu koruyor gibisiniz. Hani senin yaşın küçük ben konuşurum diyen abi gibi düşünün bunu. Ya da ben erkeğim e, hanımım sen arkamda dur diyen bir eş de olabilir. Onu siz karar verin. İki kız kardeş olduğunuzu varsayarsak da en yırtıcı, en tuttuğunu kopartan güçlü kudretli kimse sen naifsin arkamda dur. Da. Zaten kardeşlerde de öyle değil midir ya? Biri daha çıt kırıldımdır, biri de böyle gözü pektir, korkusuzdur, tuttuğunu kopartır misali. Burada kardeş olduğunuzu varsayarsak bile bunu çok net görüyorum. Bir bumerang var. Yani konu neyse attım attım geri döndü, attım attım geri döndü. Yıllardır aynı mevzular dediğiniz bir bumerang ve artık nokta koyucu bir noktaya gelme yeter dediniz bir şey bu. Ha bu ne olacak deseniz bana derim ki arkadaşlar sizin siz zaten bir başlatın. Özellikle Mayıs ayı mesela bunun yankıları sürecek. Çok giden gelen ve konuşmalar arttığını görüyorum. Ama Haziran ayında bu olayla ilgili gördüğünüz üzere netlik kazanır. Yani siz burada arkadaşlar kafa kafa yine eş. Ne güzel ben bu ikiliyi sevdim. Hayatınıza biri girerse de yıllardır seni tanıyordum der gibi olursunuz. Ya da hayatınızda zaten bir eş varsa da Allah da başımdan eksik etmesin yokluğunu göstermesin e, tadındasınız yani bu ikiliyi ben bu anlamda çok sevdim ve arkadaşlar şunu söylemek isterim e, sizin burada şimdi şöyle bir şey var bir kere sizin bu konuşmayı bu bayram dediğim tarihlerde yani sanki hani Mayıs'ın ilk haftasıdır bayram değil de o Hani bayram yakın tarihi diye tekabül ettiği için yani ona denk geldiği için söyledim. Bayram değilse bile siz orada bu konuyu bu tarihlerde artık açın çünkü sonrasında beklemek zorunda kalacaksınız. Yani açtım biter mi? Hayır bitmez diye biliyorum. Hani bu konuyu ben gündüme getireceğim ama nasıl işler dediğinizde derim ki siz arkadaşlar siz hele bir açın. Çünkü biraz böyle insanların sindirmesi üstüne konuşması gibi bir sonuç görmeyen bekleme süreciniz olduktan sonra Haziran'ı buluyor bu netleşmesi ve içinizdeki büyük bir sıkıntıyla alakalı hani büyük bir derdiniz var gibi çıkmış değil de bu konuyu çok kafama takıyorum dediğiniz bir dertmiş gibi çıkmış. İşte o konuyu da nasıl gördüğünüz üzere böyle yüreğinizden içinizden atacaksınız diyor bu fal bana. Ben çok enerji aldığım falları böyle çok sev gerçekten seviyorum. Şifada olsun inşallah mutlaka size bir mesajı da vardır. Şimdi şöyle... E Evet ben size de göstereceğim. Bu neyse. <laughs> Hazirandan etleşecek dedim ya. Şuradaki kalabalığa bakın bir. Yani e, burada kişiler kişiler. Burası bir aile. Burası kalabalık bir aile. Burada iki kişilik bir aile. Burada zaten üç kişilik bir aile. Sanki bir, iki, üç. Biri de sap, evlenmemiş hiç. Tek başına sap gibi duruyor orada. Hani bunun ailesi var, bunun ailesi var, bunun ailesi var. Bu kişi de böyle... Saptan kastım çirkin bir kelime gibi mi oldu diye düşündüm şu an e, tek görüyorum bağımsız görüyorum ailesini takmıyor görüyorum biraz böyle başı buyruk görüyorum o yüzden böyle yalnız yani kimseye verecek bir e, ne diyelim ona hesabı yokmuş gibi kafasına takmıyormuş gibi çıkmış. Şimdi siz zaten çerçevelemiştiniz çerçevelemişsiniz kendiniz. Ben bu meseleden başka kafama bir şey takmam demişsiniz. İş yeriniz bol bol konuşulur. Bu parayla alakalı gidilecek. Haziran ayında çözülecek bu mesele arkadaşlar. Etraftaki insanlar sizin bir an önce oraya gidip bu meseleyi çözmeniz adına bekleniyor. Gittiğinizde konuşun. Beşli bekleme süreciniz var. Net Haziran sonuna kadar netleşecek. Kişiler burada düelloda gibi çıkmışlar. Hesaplaşma var gibi. Ama sonraları nasıl aydınlık derim. Küslük kavga olur mu? Dövüş kıyamet olur mu? Hayır. Herkes hakkını alır. Çünkü siz artık çizginiz. Hele ki siz e, aldım enerji şu ha, vermem zaten diyorsunuz. Sen yani ne olursa olsun hakkımı yedirmem. Göz göre göre kendimi en ay yerine koymam dediğiniz bir mesele olduğu için bu iş olacak. Haricinde aşk tarafınıza bakıyorum. Ya bir erkek görüyorum. Ben bu ikiliyi çok sevdim. Burada bir çift var. Bu çift birbirini sever. Hayırlı bir insanlasınız. Mutlu olursunuz. Şans verin. Ee, bu erkek çok ince düşünüyor. Bir, e, bildiğiniz böyle kadının elini öpercesine naiflikte bir adam. Böyle kaba değil, saba değil. Ne bileyim dövmez dövmez, sövmez. Hani derler ya küfür etmez, içkisi yok, kumarı yok. İşte kötü. Hani bu, bu ne ise ne kadar kötü ise bu modelde naif, kibar, kadın ruhunu okşayan, böyle el öpen bir naiflikte erkek görüyorum burada ben. O yüzden ki sonrasında çok güzel hani isteme olur, söz olur, nişan olur. Bu insan kızınızı istiyorsa verin. <laughs> bu insan sizin damadınız olsun ya da sizin oğlunuzsa da bu kızı çok seviyor, bu kız çok şanslı derim. Keza bunu siz olarak bakarsak çok naif bir adamsınız ve de çok naif bir adam tarafından seveceksiniz sevgili kadın izleyicilerim derim yolunuz açık bu, bu kişi ben bu ikiliyi çok sevdim ortak noktada buluşacakları çok konu var enerjileri yüksek şans verin arkadaşlar ikinci bahardır belki ee, ki ikinci bahara çok böyle tepkili olan izleyenlerim de var yaş gereği saygım sonsuz ama hayat mucizelerle sürprizlerle dolu ya büyük konuşmak da doğru değil Diyorum ve bugünlük gördüklerim böyle. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben her yeni bir gün yeni bir bakımda karşınızda oluyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir kere şunu söylemek istiyorum sizlere. Her şeyden önce süreç boyunca desteklediğiniz için inanılmaz mutluyum. Gerçekten öyle. Hatta geçenlerde kesin kararımı şöyle ne kadar şanslıymışım dedim. Yani biz o dönemde birbirimize inanılmaz enerji kaynağı olduk. Çok sıkılınıldı yani evde vesaire süreçlerimiz hepimiz biliyoruz. Hepimiz aynı şekilde atlattık. Hatta düşünsenize dünyada bütün insanlar telefonla konuşup aynı cümlelere bile kurmuş olabilirler. Öylesi bir tarihte dilerim tekrara düşmesin. O yüzden de geçsin gitsin diyoruz. Ve de e, sağlığımızın da ne kadar önemli olduğunu gördük ve yani o rakamlar hep ateşti. Biz bugünü görebildiysek şanslıyız bile. Dolayısıyla işte bakın nefesimiz daha varmış. Yani insanın rızkı bitince nefesi kesilir derler. Sizin de bugünkü sıkıntınız her neyse yarın geçecek demektir. O yüzden umudunuzu yarınlarınızdan yitirmeyin. Var olan sınavlarımız devam edecek. Bitmiş bir şey yok. Dün farklı, bugün farklı, yarın bambaşka konularla hepsini anlayacağız. Hayat bu böyle. Dolayısıyla benim naçizane size tavsiyem şu. Gerçekten arkadaşlar yakınlarınızın size vermiş olduğu ceza gibi gördüğünüz, o bela gibi gördüğünüz, o dert neyse hata yanlış hançer aslında adı da hani yakından gelince çok can acıtıyor ama o da bir sınav o da bir deneyim bizim için yaşamamız gerekiyormuş bize bir şey mutlaka öğretecektir bugünkü sorunlarımız böyle bakmak lazım o yüzden hep şey diyorum eden bulacak zaten diyorum. Ettiğini kendi biçmeden bu dünyadan göçmeyeceksin. E biz bugün bunca sıkıntıya rağmen nefes almaya devam ediyorsak vardır bir öğrenmemiz gereken ki bir çıkış noktası mutlaka vardır. Kapılan hani kapanmış kapılarınız varsa da yenileri açılacak buna inancınız tam olsun umudunuz yarınlarınızdan sakın baltalamayın kendi kendinizi. Dolayısıyla da e, yarınlardan umudunuzu yitirmeyerek gösterecek o günler bize de karşı tarafı da sen ne yaptın tamam aynısını sen de yaşayacaksın demektir demektir zaten. Beddua etmeyin karşı tarafı evrene ilave. Evrene gönderin. Siz onunla olan ilişiğinizi kesin. evrenle yapacağını 9 ya da 18 sene içerisinde zaten size de gösterecektir diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Enerjinize sağlık. Her zaman olduğu gibi sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuz yarınlarınızdan yetilmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalpte ne varsa dünyaya onu verirsin. O yüzden size bunu yapanları siz evrene gönderin ve bekleyin diyorum. İlahi adalet er ya da geç tecelli edecektir. Bir sonraki bakımda görüşmek üzere o zamana kadar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.